Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosunda birlikteyiz. Bugün sizlerden çok istek geliyordu. Neden bir Sertab Erener şarkısı yapmıyoruz diye. Ben de Zor Kadını çok severim. Hem de bu benim için çok ayrı bir özel de bir durumu var tabii. Yakın zamanda yani bir sene önce, 1,5 sene önce kaybettiğimiz İsmail Soyberg abimize, bizim duayenimiz, büyüğümüz İsmail Soyberg abimize de sevgi ve selam göndermek adına Zor Kadın şarkısını seçtim. Evet arkadaşlar, şarkımıza bir giriş yapalım. Şarkımız bir ölçülük bir davul atağıyla giriyor ve bir intromuz var. Bu intromuz toplamda 10 ölçü. Aynı şeyi bakın, introyu çalarsak, şimdi birazdan anlatacağım şekli çalarsak nakaratı da çalarız. Böylece şarkının büyük bir kısmını halletmiş olacağız. Okey. 10 ölçü. Ama şöyle 10 ölçüyü öyle düşünmeyin. 5 çalıyoruz. 5'te röprizi var. Toplamda 10 ölçü ama aslında 5 ölçülük yeri çaldığımız onun tekrarını röprizle çalıyoruz. Evet. Şimdi bakalım, şöyle bir giriş yaptım. Gördünüz mü? Buraya kadar. Cüm çikitiri dup tikitada dup tikitada dup tikitada dup tikitada dup tikitada 3 4. Yani akorlara gelecek olursak burada her ölçünün içinde 2 2 değişen akorlar var. Re minör, si bemol majör, do majör, si bemol majör, re minör, si bemol majör, do majör, re minör, ay do majör, si bemol majör, la majör, ki, 3, 4. Çalıyorum bakın. Re minör, da, si bemol majör, re, si bemol, do majör, si bemol majör, la majör, ki, 3, 4. Burası ne etti? 5 ölçülük bir kompozisyon çarpı röprizli. İki kere melodi çalıyor. Hemen baslarına geçiyoruz. İsmail abimiz burada arpejli çalmış. Arpejli çalım nedir? Derslerden öğreniyorsunuz. Daha önceki derslerime gidiyorsunuz. Oradan öğreniyorsunuz. Hemen geçiyorum bunları. Bunları. Evet. Re minör arpej. Si bemol majör arpej, do majör arpej, si bemol majör arpej yapıp la majör ile de bağlarsak şarkıyı olacak. O zaman ben şöyle bir giriş yapayım. Mesela bu bir kompozisyon olabilir. Bir de buradan can kulağıyla bir İsmail abimizi dinleyelim. Arpej, bunu tercih ettim. Burada tartımlarını değiştirdim. Yani re fa la çalacağım. Bir numaralı parmağım. Fa la, ama ne yaptım? Re fa la yaptım. Hep bu anlayış, bu tartım. Yani ta 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 dum du du ta dum du çuk du du çuk du. Hep bu grubun üstüne gidersek olacak bakın. Şimdi si bemol majörde onu arpejli çalmadım ama çalsaydım şöyle olurdu. Böyle olurdu. Yapmamış İsmail abi ama do majörde yapmış. Şimdi do majörü bakın minör arpeji tarif ettim. Fa la bitti işi. Hemen si bemol majöre geçtim. Si, si, re, fa.
çaldım. E şimdi do majör çalacağım. İstersek şöyle tercih ederiz. Ne yaptım? Si bemol majörde 2 numaralı parmağı si bemole koydum. Ne olur? Si bemol re fa majör arpej. Bitti işi. Şimdi do majör arpej. Gene aynı bakın. Çektim. Copy paste. Aynısı 2 1 4. parmaklarım do majör. 8'deki do. 8 la telinde 7 ne yaptım? Mi ve 10 numarada sol var. Sonra tekrar si bemol majör yapacağım. Buraya kadarını çalıyorum. Re re fa la si si re fa do do mi sol si si re fa si dediğim si bemol. İki tur bunu çalacağız. Yani bu iki ölçüyü re si bemol do si bemol. Bunu iki kere çaldıktan sonra la majörde de asıyor parçayı. La majörde. Bunu arpej çalamaz mıyız hocam? Onu da çalarız. Bir tur daha. Si. Do. La, sol, fa, mi. Re'ye düşeceğim çünkü. O bağlantıyı da yapıp akorlar arasında bağlantıyı da yaptık. Bakın ders içinde ders. Bunları daha önce de anlattım. Şimdi bu introyun üzerinde biraz duruyorum. Neden duruyorum? Çünkü nakaratta da aynı şeyleri yapacağız. Dolayısıyla parçanın büyük yani 4 dakikalık, 3,5 dakikalık parçanın 1,5 dakikasını halletmiş olacağız. Onun için bir iki formül daha söyleyeceğim şimdi size. Yararlı olabilecek. Bu re minör, si bemol, majör arpej dedim ya. Majör arpejlerde şunu da yapabilirsiniz. Yani si bemol re fa'yı şuradan alabilirsiniz. Si, si re fa. Bunun arasında ne fark var hocam derseniz, ne fark var derseniz, şu fark var. Bakın burada bir lezzet, bir dokunuş var. İsmail abi de hissettim onu. Yani hani bu daha sert. Bakın bir bağ var. Do majör. Si bemol. O zaman başka bir tat oluyor. Bu da sizde bulunsun. Bir çalalım üstüne. Bir ara var, köprü bölümü var, bridge de deniyor, köprü. Re, 2, 3, 4, şana teslim ettik. De bas yok burada. Buranın akorları neymiş hemen bakalım. Çünkü biz, bu da reprizde olacak, bu da dönüşlü olacak. Bunun dönüşünde biz gireceğiz. Tane. Re, re, la, re. Yani akor re, re. Bir, gene bir ölçüyü ikiye böldük. Re, re. Tartımı yaptık. La, re. Re, re. La, re. La dediğim ne? La majör. Fakat basta İsmail abi üçlüsünü tınlatmış. Re, re, do, re. Re, re, do, re. Ne? Do ne? Do diyez. La majörün üçlüsü. Bakın. Ne yaptık? Basçı do diyez. Akor la majör. Re, re, la, re. Re, re, la, re. Şimdi si, si, la, la. Re, re, la, re. Si, si, la, la neymiş? Re minörün içinde si bemol var çünkü. Si bemol, la majör, re minör, la majör, re minör.
Bunların tabloları, notaları nerede oluyordu? Sayfamı takip edenler bilir. www.zafersanli.com YouTube Plus'ta oluyor. Oradan indirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şan ağa bu kadar bakın. Hemen çalıyorum. Önce 4 boş, sonra biz giriyoruz. Re, re, do, re. Re, re, do, re. Si, si, la, la. Re, re, do, re. Niye olmasın? Böyle de çalarız. A'yı da bitirdik arkadaşlar, röprizdi. Şimdi ne yapıyoruz? Şarkının B'sine geldi. Sol minörle giriyor. Re minör, birer ölçü. Sol minör, ki, 3, 4. Re minör, ki, 3, 4. Do majör, ki, 3, 4. Si bemol, ki, 3, 4. Do majör, ki, 3, 4. La majör, ki, 3, 4. 8 ölçülük bir kompozisyon. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 2. Si bemol. Do majör. La, mi, la, la, sol, fa, mi diye introya dönüyoruz. Nakarat aynı zamanda. Intro akorları tarif etmiştim. Aynısını çalıyoruz. Parçanın büyük bir kısmı bitiyor. Şimdi gelelim o güzel yere. Evet arkadaşlar, slap bölümünü parça parça alıyoruz. Çünkü anlatması zor olabilir. Ben de deneyeceğim şimdi. Bakın. Önce bunu çıkaralım. Sonra... Bununla birleştirirsek çok güzel olacak. Re, re. Bakın bunları plak çekme, tamp. Re, vurdum, re'yi duyurduk. Bunu yaptık. İki kere pak, plak plak yaptık. Re, re. Ya bunu hadi çekmediniz diyelim, susturdunuz. Bu da olur. Hiç kafaya takılacak bir durum yok. Bunları da öldürürseniz daha lezzetli olur. Ama öldürmezseniz de RR üzerinde çalışıyoruz. Bakın, 1 numaralı ve 4 numaralı parmağımın olduğu yere bakın, odaklanın. Bu la'yı duyurursanız olur. Hadi bunu da duyurmadınız, re re yaptınız ya. Aslında buradaki işlem şu yani. Tupak da tupak bu. 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 Hiç ses yok. Bakın nota yok. Sağ ele bakın. Tupak da tupak bu. Şimdi burada sesleri duyurma ile ilgili şeyi de demin anlatmaya çalıştım. Re 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 re. Şimdi bitti mi burası? Oldu mu? Denediniz. Metronomla yavaş yavaş çalıştınız. Böyle çalıştık. Sonra buraya geçiyoruz.
Do'yu duyurdum sadece bakın. Üstteki Do'yu duyurdum. Pıkka Do. Şimdi Re Fa Do. Re Fa Do. Ya şuradaki sahayla hallederseniz o ritmik şeyin içinde diğer sesleri duyurmakla ilgili böyle milimetrik şeyler yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bana güvenin. Bunu yaptın. Şimdi parça değil mi? İkincisinde Fa Do yapmıyorsunuz, Re'de kalıyorsunuz. Yapıyoruz. Demin ne yapmıştık? Do, Fa, Do. Sonra şimdi bunu iki ölçü yaptıktan sonra si bemol ve la majör akorlarımız var. Onları da şöyle tınlatabilirsiniz. Bak iki numaralıyı si bemole koydum altıdaki. Akorun üçlüsünü aşağıdan tınlatmış İsmail abi. Evet, bir daha dinliyorum. Aradan bir konu. Si bemol re. Si. Çıkışında da sonunu bir daha dinliyorum. Sizler için yanlış bir şey. Re'de bitiriyor. Sonra si si do do si bemol do do si bemol majör do majör hop ve intro nakarata geçiyor. Evet arkadaşlar, tamamını çaldığım videoyu da ayrıca göreceksiniz, bas cover olarak yayınlıyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. İçinde silebi olan, arpej çalışmaları olan, akor bağlantıları olan, ghost notları olan, vibrasyonu olan her şey aslında ders olarak da içinde yer almış oldu. Umarım faydalı bir ders olmuştur, tekrar söylüyorum. Ayrıca zafersanli@gmail.com'dan bana her türlü özel ders, proje, fikir, workshop çağrısı. Geçenlerde bir tane yaptık Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Çok güzel oldu. Sizlerle buluşmayı ve sohbet etmeyi seviyorum. Görüşmek üzere. Yorumları, beğenileri eksik etmeyin. Paylaşımları eksik etmeyin arkadaşlar. Sevgiler.
Kendinize iyi bakın.